Çiftçinin yüksek faiz uyguladığı gerekçesiyle çokça eleştirdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan, çoklu maaş listesinde ismi geçen Fahrettin Poyraz görevden alındı. Yerine bir başka çok maaşlı isim getirildi. Tarım ve Kredi Kooperatifi'nin çok maaşlı genel müdürü gitti. Yerine yine çok maaşlı bir bürokrat geldi. Sadece 11 ayrı yerden maaş aldığı iddiasıyla değil, yüksek faiz nedeniyle borçlu çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel merkezi önünde yaptığı protestolarla da hedefteydi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz. Görevinden alındı. Yerine Ziraat Katılım Bankası ve Türksel'de yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Aydın getirildi. Hüseyin Aydın eski genel müdürün 62.500 liralık maaşını alacak. İlave olarak da Ziraat Katılım Bankası'nın yönetim kurulu başkanı olduğu için aylık 18 bin liralık da ücretini alacak. Fahrettin Poyraz 5 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü'ydü. Yüksek faizli borçlar nedeniyle traktörü tarlası haciz edilen borçlu çiftçinin hedefindeki isimdi. Tarım Kredi Kooperatifinden 50 bin lira para çektim. Bu 50 bin lira parayı şu anda 180 bin lira yaptılar. Ve arabam bağlı. Traktörlerimi de zaten sattılar. 9-10 maaşın lafı bile olmaz. İneği icralık, traktörü icralık. Diğer tarafta Tarım Kredi Kooperatifi gözümüzün içine baka baka söylüyor. Fahrettin Poyraz hakkında paravan şirketler aracılığıyla çiftçilere verilen krediler üzerinden büyük gelir elde ettiği iddiaları vardı. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü ile birlikte 11 yerden maaş aldığı iddiası da. Genel Müdürlük net maaş 40 bin lira. Yılda 160 bin lira tutarında 4 ikramiye, 120 bin lira tutarında 3 adet teşvik birimi aldığında yıllık geliri 760 bin lira. Gübre taştan da aylık 12 bin lira. Huzur ücreti almaktadır. Bu rakamın dörtte biri kadar, yani huzur hakları ile birlikte yaklaşık 62.500 TL maaş alıyorum. İkisi huzur hakkı olmak üzere 3 ayrı yerden maaş aldığını açıklamıştı Fahrettin Poyraz. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin toplantısında oy çokluğuyla genel müdürlük görevinden alındı. Kooperatifin sitesinde genel müdür olarak hala görünüyor ama yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü, mevcutta da Ziraat Katılım ve Türksel'e yönetim kurulu üyelikleri görevini sürdüren Hüseyin Aydın getirildi. 2021 yılındaki aylık net toplam geliri 80.500 lira. 2022 yılına gelindiğinde ise aylık ortalama geliri 100 bin liraya ulaşacak. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz gelen gideni aratmadı diyerek tepki gösterdi görev değişimine. Hüseyin Aydın 2014 yılında Ziraat Bankası Genel Müdürü'yken Virgin Adaları'na 1 milyar 636 milyon dolar kredi verdi. Şimdi de çiftçilere verilecek krediyi kim bilir hangi şirketlere yönlendirecek ve çiftçiler bir kez daha mağdur olacak.